İsmim Ali Yağcı'm. 1958 yılında Karaman'da doğdum. İlkokulu Karamanoğlu Mehmet Bey Lisesi'nde, orta lise Karaman İmam Hatip Lisesi'nde, daha sonra 1980-1900 döneminde Konya Selçuk Eğitim'de mezun oldum. Sıradan bir Karamanlıyım. Öğretmen olduk, orta dereceli okullar için sosyal bilgiler öğretmeni. Tayinimizi beklerken meşhur 12 Eylül 1980 ihtilali oldu. Dolayısıyla yurt dışına gitmek durumunda kaldık ve halen Hollanda'da ikamet ediyorum. Ser'de, gönülde tabii ki bir eğitimcilik var. Ayrıca işte Hollanda'da yaptığım işi itibariyle seyahatçilik var. Seyahat tanıtım işi bir arada. Eğitimi üzerinden nasıl bir tanıtım yapabilirim, Karaman'a nasıl bir hizmet edebilirim fikrinden hareketle bu ilk öğretim projesi doğmuş oldu. Peki nasıl böyle bir anda olmadı? Biraz önce de belirttiğim gibi 43 yıl olmuş Hollanda'ya gideli. Tabii ilk gittiğimiz zaman birkaç yıl içinde dönecektik. Her gurbetçi gibi bu mümkün olmadı. Şimdi efendim ben meslek olarak orada bir seyahat ajantası çalıştırıyoruz. Orada çalışıyoruz. Yani turizm ve tanıtım. Ama gerçek mesleğimiz Türkiye'den diploma, ya haizsiz ve eğitimcilik. Eğitim ve tanıtım. İkisi bir arada nasıl olabilirden hareket ettik. Ve bir okulla ilgili, bir eğitim müzesiyle ilgili fikirler kafamızda oluştu. Tabii bu arada bir araştırmaya girdik. Aa, baktık ki henüz Türkiye'de ne Milli Eğitim Bakanlığımızın, ne bir üniversitenin veyahut herhangi bir işverenin veya belediyenin veya bir zenginin, özel veya tüzel, henüz Türkiye'nin bir müstakil ilk öğretim müzesi yok. Şu anda bile yok. Ve inşallah biz işte yaklaşık 3 hafta sonra 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. yılında, Karaman'ımızın 100. yılı armağan olarak burayı açtığımız zaman burası Türkiye'nin ilk ve tek ilk öğretim müzesi olmuş olacak. Yani bu böyle bir gururda inşallah hep birlikte yaşayacağız. O fikirden hareketle eşya toplamaya başladık. Gerek Hollanda'da gerek Türkiye'de bazı okullar taşımalı oldu. Türkiye'de onlardan artık kalan eşyalar, işte internet üzerinden satın almalar, müzayedeleri takip etmek. Aşağı yukarı 5000 objeye yakın bir koleksiyonluk malzememiz oldu. Ve ondan sonra tabii yeri aramaya başladık. Şu anda elimizde 500 şeyden oluşan, posteri demeyeceğim ama afişten oluşan, ilkokullar için yardımcı ders afişleri koleksiyonunun sahibiyim. Yani bu Türkiye'de ilk 3'e girer. İlkokullar için yardımcı ders afişleri. Bu koleksiyonun sahibiyiz ve 500 parçadan oluşuyor. Tabii herkese bu duygularımızı anlatıyoruz. Karaman'da bir eğitim müzesi açacağız, işte şöyle olacak, böyle olacak ama her şey sözde, ortaya çıkabildiğimiz yok. Bir şey ortaya koyamıyoruz. Ne yapabiliriz? Tabii sağ olsun bütün sosyal ve kültürel projeleri desteklediği gibi gerçekten Karaman'ımızın medar iftiharı Duru Bulgur. Özellikle tabii İhsan Bey ismi gibi bir insanda bulundu. Kendisine müracaat ettik. Böyle böyle bir sergi açmak istiyoruz diye. Sağ olsunlar kendileri Karamanlı tabiriyle hiç kibir etmeden yardımcı oldu. Yaklaşık 200 adet afişimiz, ilkokullar için yardımcı ders afişlerini bize çerçeveletleri de sağ olsun himaye olarak. Biz 2018 yılında bu sergimizi açtık. Sergi çok fazla ses getirdi. Yurt içinden, yurt dışından, yerel, mahalli basından, olsun ulusal basına varıncaya kadar. İnsanlar da bizim elimizde, yani bizim projemizin ciddi olduğunu, elimizde söylediğimiz malzemelerin bulunduğunu gördüler. Ve o hızla artık yer aramaya, artık müze sergiden müze olma safhasına geçtik. Karaman'da en güzel yer neresi olabilir, nasıl olabilir, insanların ayağının altı olsun, bir eğitim kurumu olsun, işte şura olur, bura olur, Hatuni olur, başka bir yer olur gibi derken burası biliyorsunuz Gazi Okulu 1927'de
öğretime başlayan Gazi Okulu, 23'te yapımına, 27'de eğitime başlayan Gazi Okulu o dönemde boştu. Tabii okul olma, bina okul olma fonksiyonunu kaybetmiş durumda şu anlamda. Şimdi daha iyi anlıyoruz. Isıtmanız ayrı bir sorun. Yaklaşık 4,5 metreye varan tavan yüksekliği. Hiçbir katta lavabo, tuvalet yok. Çocuklar okul olduğu dönemde dışarıda bahçede tuvalet, lavabo gidiyorlardı. Zamanla tuvalet içeri alınmış ama kod farkı nedeniyle sorunlar yaşanmış. İlkokuldan sonra, hemen atlıyorum, ilkokuldan sonra burası bir müddet turizm meslek lisesi olarak kullanılıyor. Daha sonra imarat ortaokulu oluyor ve boş kalıyor. Bu arada biz müracaatımızı yaptık kime? İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dedik, böyle böyle projemiz var zaten. Serkimizin açılışının dönemini İl Milli Eğitim Müdürü yapmıştı Mevlüt Bey. Tabii bizim müracaatımız Sayın Mehmet Çalışkan oldu. Şimdiki ilk öğretim müdürümüze, ilk öğretim müdürlüğümüze, müdürümüze. Sağ olsun onun çok himayesini gördük. Çok yol gösterişini, desteğini gördük. Aynı şekilde İl Kültür Müdürlüğü Sayın Burhan Bey'in de çok teşviklerini, yardımlarını gördük. Ve bu şekilde burayı dizayn etmeye başladık. Şu anda bütün hedefimiz doğru dizgin çalışıyoruz. Karamanımıza Türkiye'nin ilk ve tek olacak olan müstakil bir ilk öğretim müzesini açıyoruz, açacağız. Tabii dikkat ederseniz müstakil müzeden bahsediyorum. Hani Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, çeşitli okulların bir köşesinde veyahut da bir müzenin küçük bir ayrıntısında bu tip yerler var. Nedir? Bir kara tahta asılıyor. İşte ondan sonra bir öğretmen, mumyadan bir öğretmen, bir sıra iki kara önlüklü öğrenci konularak ilkokul müzesi deniyor. Bunu mesela Uşak'ta görebilirsiniz. Mesela Antalya'da görebilirsiniz. Var. Ama bunlar sadece temaları farklı farklı olan bir müzenin içinde küçük bir bölüm. Fakat bizim müzemiz öyle değil. Yani biz eğitimi ilk gününden, yani Mezopotamya'da arkeolojik kazılarda bulunan ilk öğretim binasının kerpiçten nasıl yapıldığından tutunuz, modern eğitime varıncaya kadar çeşitli reyonlarda, çeşitli salonlarda, çeşitli sınıflarda insanlar eğitim tarihini takip edebilecekler. Önemli. Şimdi bizim yan tarafta Sırbiyan Mektebimiz var. Sırbiyan, yani tedrisatın yerde verildiği bir eğitim sisteminin yani Selçuklar ve Osmanlılar Beylikler döneminde ismi. Çocuklar demek. Ki bu işin evveliyatı Orta Asya'da Budist Uygur Türklerin den bugüne kadar geliyor. Yani göçebe bir toplumuz. Böyle kalıcı binalar yapamıyorsunuz. Çünkü okulu bugün buraya yaptınız ama yarın başka yere göçüyorsunuz. Pratik eğitim bir yerde, işte halılar veya hasırlar konuluyor, rahleler konuluyor, çocuklar eğitim alıyorlar. Yan taraftaki odada Sırbiyan Mektebi'ni göreceksiniz. Onun yanındaki odada İptidaiye dediğimiz Sırbiyan Mektebi'nin bir ders araç gereçleri olarak veyahut da obje olarak dört farklılığı var. Sırbiyan Mektebi ile İptidaiye'nin. Onlarda kara tahta, harita, masa sıra ve küre. İptidaiye bölümünü göreceksiniz. Daha sonra ilk dönem Cumhuriyeti göreceksiniz. Cumhuriyetimizin ilk döneminde hatta 70'lere kadar kullanıldığı şekliyle ahşap sıralar, masalar, kara tahta, kara önlük, onu sergileyeceğiz. Bir başka sınıfımız da Maarif Müzesi. Nedir o Maarif Müzesi? O ilk kul müzemizi, yani o konsepte biraz ek. Karaman'da ilk endüstri meslek lisesinden ticaret lisesinden kız meslek lisesinden, düz liseden, imam hatip lisesinden objelerin bir araya getirildiği bir salonumuz var. Daha sonra yine Cumhuriyet dönemimize ait bir müdür odası, eski klasik bir müdür odası canlandırıyoruz. Bu salonlarda afişlerimiz bolca olacak. Yani buraya giren insan eğitiminin ilk gününden günümüze kadar böyle bir sergileştiğini görmüş olacak. Tabii müzemiz özellikle
sıradan insanlar, hani yani sıradan insanlar derken insanlar geliyorlar, bakıyorlar, işte bir selfie çekip gidiyorlar gibimiz olmayacak. Yaşayan birimiz olacak. Oradan da şunu demek istiyorum. Rehber eşliğinde gezebileceksiniz ve her objenin hikayesi, nedeni, niçini, nasılı ziyaretçilerimize anlatılacak. Tabii bizim her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap ediyoruz. Mesela koridorlarda mesela afişlerimiz var. Yere 70 santim kalak duvarlara astık. Niçin? Çünkü bizim ziyaretçi profilimizin büyük bir çoğunluğunu ilkokul öğrencileri oluşturacak. Çünkü burası bir ilköğretim müzesi. Dolayısıyla onların göz hizasında olması gerekiyor objeler. Yani çocuklar yani geldikleri zaman bir şeyler görsünler, değişik şeylerle tanısınlar. Bir eğitimin nereden nerelere geldiğini görsünler ki bugünkü artık işte elektronik tahtalarda, tek kişilik masalarda veya iki kişilik masalarda değil de vaktiyle işte böyle bir sınıfta 60 kişinin olduğu, insanların tek tip kara önlük giydiği, sadece kara tahtanın olduğu dönemlerde aradaki farkı mukayese edebilirsiniz. Bunlara ilave eden şu anda içinde bulunduğumuz bir de Hollanda ilkokulu sınıfı canlandırdık. Tabii bu en çok veyahut da en sık karşılaştığımız sorulardan biri bu. İlk öğretimimizi siz tarih ediyorsunuz. Şu Hollanda sınıfı nereden çıktı? Niçin ihtiyaç duydunuz? Bunun birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi şu. Bir, 1964'ten itibaren çok fazla bir işçimiz, insanımız Hollanda'ya işçi olarak gittiler. Onların hatırasına bir saygı, gurbetçilerimize bir saygı. Onun haricinde aslında en önemli faktör müzemizi gezen bir ziyaretçimiz Türkiye'deki eğitimin tarihiyle, Türk eğitim tarihiyle bir Batı Avrupa'daki bir ülkenin eğitim tarihinin mukayesesini yapabilsin. Yani bizde ders araç gereçleri şunlar iken eğitim öğretim materyalleri Avrupa'da nasılmış, eğitim metotları nasılmış, bunların mukayesesini olmasını istedik. Yaklaşık 5-6 ayrı salonda 6 ayrı proje ve 6 ayrı konsept tabiri caizse muhtevasıyla müzemiz inşallah 29 Ekim 2023 Pazar günü burada insanlarımızın ziyaretini açacağız. Valla şimdi biraz önce de belirttiğim gibi şimdi bizim Kahraman'da bir söz vardır. Sen adını koy da var çekmezse çekmesin diye. Yani insan ismine adına çekermiş. Karakterin oluşmasında isimler biliyorsunuz çok önemli. Şimdi özellikle Duru Bulgur İhsan Duru'yu özellikle ilk önce kendilerinden bahsetmek isterim. Hakikaten ismi gibi ihsan eden, yardımcı olan sadece bize değil, bana değil, böyle sosyal kültürel projelerin hepsinde yani sadece bir tuzu biberi değil, hakikaten güçlü bir şekilde yardım olan birisi. Önce huzurlarınıza Sayın İhsan Duru ve Duru Bulgur'a teşekkür etmek isterim. Gerçekten onun ismi gibi İhsan Bey'in bize ihsanı, yardımı, himayesi olmasaydı bu proje belki olurdu ama bugünlere yetişmezdi. Belki hiç olmayabilirdi. Onun sayesinde yani diyebilirim ki çok büyük bizim için itici güç oldu. İkincisi tabii ki insanlarımızdan böyle eski mesela bir vatandaşımız diplomasını getiriyor, sergilenmesini istiyor. İnanın tabii ben İhsan abinin şahsında herkese teşekkür etmek isterim. O kadar çok var ki ben mesela o köy okullarının malzeme toplarken bize yardımcı olan arkadaşımız var. Taşımada yardımcı olan arkadaşlarımız var. İnşallah onu bir liste şeklinde duvar asacağız girişe. Şu anda mesela bir Ahmet Mısırlıoğlu abimiz, yine Karaman'ın yetiştirdiği değerli bir abimiz. Örneğin bir şeref gerçek. Mesela falanca okulda falanca malzeme var. Şeref arkadaşımız. Ne bileyim Ahmet Kara arabasıyla devamlı lojistik destek yapan. Veyahut da şu anda çalışan pırıl pırıl kardeşimiz. Ve bunların hepsi gönüllülük bazında çalışıyor. Hiçbir beklentileri yok. Mesela Ömer arkadaşımız iki aydır bize her gün böyle gelir. Ki elinden de sağ olsun kaynaktan işte duvar delme, tabela asmaya, bıttan çerçeve yapmaya her şey geliyor. Bize yardımcı oluyor. Tabii bunun yanında
resmi kurumlardan bahsedecek olursak Yunus Özdemir diye bir sendikacı kardeşimizi başa koyarak ve devamında İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Çalışkan'ı, İl Kültür Müdürümüz Sayın Burhan Bey'i, İl Özel İdare'deki arkadaşlarımızı, ayrıca mesela bahçe düzenimizde bize yardımcı olan Karaman Belediyesi'ni daha dün geldiler, sağ olsunlar. Çiçeklerimizi, güllerimizi ektiler, ağaçlar budandı. Yani diyebilirim ki şu anda herkes az veya çok gönüllülük bazında bir işin altına, bu yükün altına elini sokuyor. Yani ama işin büyük böyle kaldırıcı gücü, manevilası tabiri caizse kaldırıcı Sayın İhsan Duru olmuştur. Tekrar tekrar teşekkür etmeyi gerçekten bir borç bilirim.